sevgili Çek Çekiştir izleyicileri. Uzun aylardır efendim karşınızda program yapıyoruz ve birbirinden değerli konuklarla her zaman sizlerin karşısındayız sevgili izleyiciler. Bugün de çok değerli bir oyuncu arkadaşım Derya Şen bizlerle. Öncelikle hoş geldin programa, nasılsın? Hoş buldum Esra'cığım. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ne demek her zaman. Öncelikle biraz senden bahsetmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunusun. Evet. Aynı zamanda da çok ünlü reklamcı Aynur Veylidoğlu ile beraber de yıllarca 3,5 sene çalıştın. İstersen oralardan başla. Nasıl oyuncu oldun? Tabii ki Esra'cığım. Öncelikle çok beğenerek izliyorum programını gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ve tekrardan teşekkür ediyorum. Mersinliyim Esra'cığım, Tarsus doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. Aslında biraz oyunculuk tesadüf oldu benim. Nasıl oldu? Çünkü reklam sektöründeydin. Evet, yani evet. Oyunculuk tamam çok birbirine yakın değil ama nasıl geçtin? Evet. Üniversiteyi bitirdikten sonra reklam sektöründe uzmanlaşmaya karar verdim. Ve Aynur Bey ile tanıştık. Aynur Bey'in yanında yaklaşık bir 3,5 yıl onun yardımcılığını yaptım. Sonra bir özel bir şirkette çalışmaya başladım. Reklam işlerini yürütüyordum. İşte 2008-2009 krizinden biraz işlerimiz etkilendi ve çıkartılan kişilerden biriydim. Öyle şirkette. Mi? Evet. İyi ki çıkartılmışsın. İyi ki oyuncu olmuşsun. Değil evet, mi? Kesinlikle. Evet. Ve benim için çok çok yeni bir kapı açıldı bu çıkarılmamın karşılığında. Bir anlamda o dönem bunalım yaşadım Esra. Yaklaşık bir 6 ay iş bulamadım. Tüm kapılar kapandı. Öyle olur insanların evet, bazı dönemlerinde ama evet, sonra evet. Her şeylerin arkasında bir hayır vardır derler. Kesinlikle. Peki oyunculuk nasıl oldu? Yani atıldın işten 6 ay iş bulamadın. Evet. Ardından bir anda teklif mi geldi? Sen mi bir yere başvurdun? Yani şöyle ben meditasyon almaya başladım. Meditasyon eğitimleri almaya başladım. Evet. Sevi Algan. Sevi Algan'dan. Sevi Algan, Ayla Algan'ın kızı zaten. Evet. Hani oradan aslında biraz kapı açıldı. Meditasyon çünkü insanın içindeki oyunculuğu keşfetmesini sağlıyormuş. Çünkü Ayla Algan'da da sen eğitim evet, aldın. Öyle mi evet. Tanıştırdı seni? Aynen, kızım tanıştırdı. Aynen, bak görüyor musunuz? Aynen. Çok sevgilerimi sunuyorum buradan. Evet. Sevi Hanım'a ve Ayla Hocam'a. İyi ki hani işten kovulmuşum ve şu an hayatımdaki en çok yani sevdiğim mesleği yapıyorum ve benim için çok önemli. Ne kadar ders aldın Ayla Hoca'dan? Yaklaşık bir 6 ay ama oyunculukta şöyle bir şey var. Hani aldığın eğitimin süresinin önemi yok. Önemli hı-hı. olan sen onu ne kadar geliştirebiliyorsun, hı-hı. sen onun üzerine neler katabiliyorsun. Bu sebepten dolayı hani bana 6 aylık eğitim bakalım yeti. Bakalım neler katmışsın Derya'cığım. Sen ne gibi bir yeteri hazırladın. Göreceğiz bakalım neler katmış. Katabildiysem ne mutlu bana. Hadi bakalım. Abi benim güzel gözlü ablam. Bulmuşsun böyle baroyu. Ne asarsın suratcağızını? Aç bakayım elini. Ver güzel ablam. Bir fal bakayım sana. Yok yok ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Benim falıma bak. Bakmaz mıyım be abicim? Maşallah maşallah. Boyuna posuna. Tü 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 tü. Nazar değmesin inşallah. Vallahi ben desem 3 gün, sen desen 2 gün. Bahçeli bir eve taşınacaksın. Koskocaman bahçesi var. Pembe pembe pancurları. Bahçesinde papatyalar var. Evinin içinde yeşil gözlü kumral. Güzel mi güzel? Boyu boyuna, uyu uyuna. Dünyalar güzeli bir gacı olacak. Tıpkı bu güzel ablam gibi. Aynur, ne haber kız? Nasılsın? İyiyim Devran, sen? İyi Allah aşkına, nasıl ya? Aynur kız, sen ne kadar değiştin? Ne kadar yaşlanmışsın? Aa, mandalina. Çıktı mı bu ya? Abla hala mandalina diyor. Gerçekten çok pişman olmuş Asiye abla. Devran işte aynı Devran.
Aşk olsun Asiye abla. Sevgilisi yok demiştin hani. Bir dakika daha duramam artık burada. Sana da afiyet olsun bir ömür boyu. Turunçgil Devran. Alalım. Evet abicim. Bir dakika, hop. Bir dakika. Demiştir. Bu yaptığınız ne kadar yanlış, farkında değil misiniz? Değiliz manifaturacı Refika. Sıkma ruhunu insanların. Hadi canım. Hayır yani. Bir canlıya bunu yaparsanız Evren bunun hesabını fena sorar sizden. Yani karmanız bozulur bir defa. Sen benim karmamı bozuyorsun Refika ya. Yürü git şuradan. Hastalığın neydi? Hastalığın mı? Süresi belli mi? Bir sene, belki 6 ay yani. Yani hastanın durumuna göre inşallah. Ya kusura bakma, soruyorum ama sen hiç merak etme. Bu diplomayı alacaksın. Ben şimdi sana tüm ders notlarımı hemen vereceğim. Ay Handancığım zahmet etme, yani bunlar yeterli gerçekten. Hayır hayır, olmaz arkadaşım. Sen benim arkadaşımsın artık. Vallahi neydi o göbecikler? Yemin ediyorum Derya'cığım, çok şeker, çok tatlı, çok güzel performanslarını gördüm. Çok güzel aslında, karakterden karaktere geçebiliyorsun. Gerçekten Ayla Algan'dan aldığın 6 aylık eğitim yaramış diyorum. Senin de vardı muhakkak bahsetmek istediğin şeyler. Çok teşekkürler Esra'cığım. Yani öyle rollerimi bulmuşsun ki gerçekten. Burası çek çekiştir ekibi efendim. Her şeyi araştırıyoruz tabii ya ki. Ya aslında benim çok da bir çekimser bir tarafım vardır. Fakat kamerayı görünce maalesef hani böyle rahatlayan insanlar olur ya. Hani kamera karşısına bir geçer. Bir kamerayı görünce sevgili izleyiciler. Bir de hoşlandığı adamla karşılaşınca rahatlar. Evet. tabii aşk önemli, öyle aşk değil mi? Aşk, onlara da geleceğim. Bu arada şundan da bahsedeyim. Çok fenomen olan bir dizide oynuyorsun. Elif dizisi. Hatta geçen hafta sevgili izleyiciler Kösem Sultan dizisinde reytinglerde ezip geçti. Evet. Hiç ummadığınız taş baş yarar derler ama... Evet. Biraz ondan bahset istersen dizinden. Gerçekten şu an hani Elif dizisinde oynadığım için hani şükürler olsun ekipten, yapımcılarımdan, herkesten çok memnunum. İzleyenlerimizden de çok memnunum. Tabii ki hani sonuçta Kösem Sultan dizisi de çok iyi bir dizi ama hani bu reytingler muhteşem sonuçta... Muhteşem gibi değil. Evet, Kösem biraz reytingleri maalesef ki geriden başladı. Aynı etkiyi yaratamadı farklı bir hikaye olmasına rağmen. Evet, evet kesinlikle. Endonezya'da en iyi yabancı drama ödülü aldık. Hayırlı geçen ay. Efendim. Evet. Bu sebepten dolayı aslında çok mutluyum. Hani tüm ekip olarak çok mutluyuz. Geçtiğimiz haftalarda bunun kutlamasını da yaptık zaten. Bu sebepten dolayı... Peki reytingde neleri kimleri geçtiriz? Kösem bir, birkaç tane daha saymıştım bana Derya. Söyle bakalım onları ya, da. Aslında şöyle, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça ve birçok diziyi yarı yolda bırakıp hepsinin önüne geçmiş bir dizi. Yani buradan da duyurulur diğer yapımcılara. Bak vallahi bence sanki bu diziden sonra iş bulamayacaksın gibi. Tabii, biz şaka yapıyorum. Tabii. Bu arada bu dizide Tülay karakterini canlandırıyorsun. Aynı zamanda da bir Manolya ismin var. Pavyonda şarkıcılık yapan bir hanımefendisin. Onu anlat istersen, nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Aslında, İzleyeceğiz birazdan BTR'yi var da. Aslında şu an pavyondan çıktım. Öyle mi? O bebeğim. Şu an pavyondan çıktım. Yani daha çok Tülay bu kostüm ismi... mi giydin orada? Yok, hayır, daha çok farklı. Çok seksi çünkü. Çok çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Ama evet, dizide de hani yeri geldi tabii ki seksi kıyafetler. Hani giymedik, pavyon değil, nasıl giydik. Düştün sen dizide? Ya, bunu merak ediyorum. Çok izlemediğim için bilmiyorum. Nasıl düştün, düşürüldün mü? Ya, orada mı başladı dizi? Aslında nasıl oldu? Direkt hikaye oradan başladı ama benim hissettiğim kadarıyla... Sonuçta oyuncu oynadığı karakteri hani hisseder, hani geçmişini biz oynayarak da hatta yaratırız. Senaristleri yönlendirebiliriz bu konuda. Oyunculuğumuzda sergilemiş olduğumuz performanslarla.
Bu noktada Manolya karakteri biraz hani ailesi olmayan bir kadın. Hı-hı. Hani yalnız bir kadın ve bir oto yıkamacıya aşık oluyor. Oh bebeğim oto yıkamacı. Evet. Arabasını oto yıkamaya yıkatırken işte o da hani Veysel adında bir karakter. Hı-hı. Hasan Bağlık'ta işte çok severim. İşte temizlemeyi yapmış mı bari çocuk? Evet. Evet. Zaten hani sanırım izleriz onu da. O da gerçekten çok değerli bir oyuncu. Enerjimiz çok uyuyor. Enerji biliyorsun ki çok bizim için çok önemli. Çok önemli yani. O konulara tüm değineceğim. Ben çok heyecanlandım bu karakteri izlemek için. Evet. Benim ekran başındaki izleyicilerimiz de çok heyecanlanmıştı. Dilerseniz bu Manolya karakteri yani Tülay karakteri nasılmış hep birlikte izliyoruz. Evet. Veysel. Tülay'ım. İyi misin? Bir şey yapmadılar değil mi sana? Hadi. Hadi gidiyoruz. Veysel dur. Tülay. Tülay. Korkma ya. Korkma. Hadi gidiyoruz. Veysel dur diyorum. Biliyorum. Bunlar seni burada zorla tutuyorlar. Korkma. Hadi. Hadi gidelim. Veysel dur diyorum. Tülay. Kimsenin beni burada zorla tuttuğu falan yok. Kendi isteğimle geldim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bunlardan korktuğun için öyle söylüyorsun. Biliyorum ben. Hadi, hadi oraya gidelim. Kendi isteğimle geldim diyorum. Anlamıyor musun? Hiçbir yere gitmiyorum. Tülay. Duydun işte. Ne sanmıştın? Benim gibi bir kadın daha fazla ne kadar o şekilde yaşayabilir ki? Her gün sana yemek yapacak, çamaşırlarını ütüleyecek, yolunu gözleyecek, öyle mi? Veysel, ben buraya aşığım. Buranın kahkahalarına, buranın ışığına, buranın her şeyine alışığım. Evcilik oyunları bana göre değilmiş Veysel Bey. Tülay, sen benim karımsın. Karınım da tapulum alın mıyım? Yalan söylüyorsun. Ya korktuğun için yalan söylüyorsun. Ne yapalım? Ben buyum işte. Pavyonda şarkı söyleyen, milletin gönlünü eğlendiren bir kadın. Ben bu dünyadan başka bir yerde yaşayamam Veysel. Tülay, ben seni seviyorum ama Tülay. Ben seni sevmiyorum. Bugün olmazsa yarın olacaktı. Erkenden yolumuzu bulalım. Hadi şimdi herkes kendi yoluna. Ya yalan söylüyorsun. Yalan da Tülay be. Yalan. Yürü bakalım. Bırak lan. Bırak lan. İşte yürü. Bırak lan. Aferin bana be. Aklın başına gelmiş. Derya'cığım bahsettiğim oto yıkamacı Veysel Bey olsa gerek. Evet. Ağlamışsın da orada, hüzünlenmişsin de. Evet. Aslında yalan söylüyorsun. Evet. Bulunduğun ortamda mutlu ve memnun değilsin. Biraz sen anlat, gözlerin de doldu zannedersen. Evet. Neden? Evet. Ya aslında şöyle, benim için hani gerçekten çok önemli sahnelerden birini seçmişsin Esra'cığım. Çünkü dediğim gibi bazen hayatta da rollerimiz oluyor. Yani yapmamız gereken. Yani istemediğimiz ortamlarda bulunabiliyoruz. Evet. Hı-hı. Kesinlikle. İstemediğimiz yaşamlar yaşayabiliyoruz. Aslında Tülay, yani Manolya karakteri, hı-hı, istemediği bir ortamda, hı-hı, hani bunu bir anlamda şartları doğrultusunda mecburiyetten ve o hayattan kurtulamıyor. Hani eminim ki toplumumuzda birçok hani kadın bu duyguları yaşayan birçok... O zaman sen de birçok hani, evet, bu şekilde hayat yaşayan kadınlar aslında, evet, tercüman oluyorsun. Evet, bir de evet, ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Zaten daha istiyorum. Çok kadınlar hani beni çok, benim karakteri seviyorlar. Çok seviyor ve Veysel'le ikimiz de Veytu diyorlar. Yani Veysel'in Veyini, Tulay'ın Tuğ'sunu almış. Peki şu
şekilde Veto. İlerleyen bölümlerde bu Veto ikilisi neler yapacaklar belli mi? Şu an neleri çekiyorsunuz? Şu an zaten bir aile kurduk. Artık bir aile kurduk, evlendik ve çok güzel. Hani seni o hayattan aldı. Evet, o hayattan alabilmeyi başardı ama çok zor şartlarda aldı. Hani onu muhakkak hani izlemelisin. Çocuğunuz oldu mu? Çocuğumuz henüz yok. Belki ama hani onun yazarlar kendisinden, evet ister. Kendisinin çocuğu var. Büyük hani 19-18 yaşında. Evet. Çok hikayesi. Yeşilçam mantığında bir iş ama o kadar güzel yapmışlar ki bunu. Evet. Dizi olarak uyarlamışlar. Evet. Değil mi? Peki bu rolüne uzun süre çalıştın mı? Çünkü genelde bu tip zor roller, işte mesela bir gangster olabilir, bir pavyon kadın olabilir, bir hayat kadın olabilir. Bu tip roller çok zordur. Evet. Bunlarla ilgili bir ön çalışma yaptın mı? Bu iş sana bu teklif gelmeden önce. Şöyle, geldikten sonra. Gelmeden önce nasıl olacak? Tabii ki. Geldikten sonra. Ay ben de vallahi kafam buradan şey gitti sevgili izleyiciler. Tabii beni görünce, aklını aldım değil mi Esra'cığım? Sahneleri düşünüyordum, böyle bir şey oldu, etkilendim. Esra'cığım kesinlikle tabii ki hani sen de bilirsin ki sonuçta sen de bir oyuncusun. Hani bir karakteri sete girmeden önce, sahneye çıkmadan önce evet muhakkak araştırma, onu hissetmek gerekiyor. Hissedebilmek için de belli ortamlara evet giriyorsun. Çünkü ben karakterleri, içimdeki karakterleri yaratırken işte ne giyer, ne içer, nasıl oturur, nasıl yürür, nasıl güler, nasıl işte bakış atar, saçı nasıldır, tırnakları nasıldır. Hepsini işte her şeyine kadar, her noktasına kadar onu hissederek yaşarım. Çünkü bir karakteri yaşatmadan önce onu önce yaşamak gerekiyor ruhumuzda. Bu sebepten dolayı evet Tülay karakterini, yani Manolya karakterini için yeri geldi. Hani bazı mekanlara gittim, baktım. Hangi mekanlara gittin bu arada? Onları da söyleyemiyorsun tabii evet, ki. Evet, söyleyemiyorum. O zaman gittiğin mekanları bana arada verirsin. Çünkü tabii kısa ki, bir ara. Tabii ki. Evet ben sevgili izleyiciler kısa bir arada aldım hangi mekanlara gitti, ne yaptı, neydi, çektim, çeşitledim ama tabii bunları söyleyemeyiz. Bu arada güzel hazırlanmışsın. Gayet de güzel. İnşallah önün daha çok açık olur. Bu arada abi, beğendiğin oyuncular var mı? Özellikle erkeklerden soruyorum. Ben tipik bir hani Şener Şen hayranıyım. Gerçekten hani kendisinin filmleriyle büyüdük ve hani bunu soyadlarımız uyuştuğu için söylemiyorum kesinlikle. Nurgül Yeşilçay'ı beğeniyorum. Erkeklerden, yani kadınlardan onu. Meryem Üzerli'yi beğeniyorum erkekler kadınlardan. Birini beğeniyorsun onu da biliyorum da. Söyleyeceğim şimdi. Söyleyeceğim. Ya erkeklerden çok zor beğeniyorum. Yani hem şarkıcı kimliğini hem de oyuncu kimliğini. Biz aslında kendisi geçen yılda bir dizide oynadık. Onu da önümüzdeki haftalarda konuk alacağız. Sevgili Türk. Emre Altu. Çok özür diliyorum. Heyecan bastı. Su iç istersen biraz. Ben biraz heyecanlandım. Ay kızardan yemin ediyorum. Çok beğeniyorum. Hatta kesinlikle. O günü gel istersen der yardım. Hani konuşup lütfen, kendisiyle bak de geçen hem sevgili Kadir Çetin'in radyo programına gelecek. Evet. Hem de ben konuştum hani programa da almak istiyorum dedim. O da tamam Esra'cığım seve seve dedi. Çok heyecanlandı. Evet. Gel önümüzdeki hafta bekliyorum. Onu da çok beğeniyorsun. Kesinlikle. Hazır kesinlikle. Şimdi de bekar. Belki hangi tarih lütfen hani önceden bana söyle ben o güne plan program yapayım. Biliyorsun benim meşhur calendarlarım, not almalarım. Not almada hiçbir şey yapamaz. Ben kedicik diyorum kendisine. Aklımda tutamıyorum çünkü. Bazen beyni çok zeki olduğu kadar bazen beynin zekanı hiç olmuyor biliyor. Her şeyi unuttuğu için her şeyi not alır. Eğer not almazsa her şeyi hatırlamıyorsun. Evet, çok kötü durum. Ya maalesef. Sen o zaman yerde kocanı da unutursun vallahi yemin ediyorum. Vallahi bilmiyorum. Bugün hayatım evlilik yıl dönümümüz. Ah calendar ama not almamıştım bebeğim falan diye. Aynen öyle. Ajda Pekkan hayranıymışsın bu arada. Evet. Ondan güzel bir parça gelsin. En sevdiğim parçası hangisi? Yakarım. Yakarım canını. Yakarım. Ama sevgili Can Tanrı'nın buradan öyle sevgiler mi? Selam olsun sözlerini yazmıştı. Yakarım kimin yakacaksın canını? Bilmiyorum artık o da bende kalsın hayatım. Derya Şen yakarım canını diyor. Artık çok özel konuştuk. Hadi bakalım yakalım gitsin. We'll be right back.
Yağcığım, bu arada çok da güzel şive yapıyormuşsun. Rum şivesi ve çingene şivesi. Öyle evet, demiştin ama bana. Çingene şivesini gördük. Çingene onu yapmayayım, gördük. Rum yap. Bir iki cümle söyleyeyim. Tamam, peki. Dün gece seni rüyamda gördüm. Evet. Gülmek, kırdama, fazlar gizli çekiyor. Sevgi çeke bir motor kayıyor. Aynen, aynen. Hadi okuyabileceğim bir şey var mı? Okuyabileceğim bir şey var mı? Ya bazen diyeceğim cümleleri de unutabiliyorum. Dur bakayım şu an. İşte burada yayına öyle sorular soruyorsun ki. İşte dün gece beni çok mutlu ettin de. Dün gece... Gülse beni çok mutlu ettin. Hayatım biraz daha böyle seksi söylersen yani hakikaten yayın kapanacak. Peki. Bu arada cümbüş ve mızık adı evet, çalıyormuşsun. Evet, evet. Nereden başladın? Ya aslında şöyle, hani bu tamamıyla oyunculuktan önce işte ablam
özel ders alıyordu benim. İşte Uğut Cümbüş falan, daha çok küçüğüm. Ben de onun yanında hani böyle meraklı meraklı, biz üç kızız, iki hı-hı ablam var. Hep böyle merak ederdim, onlarla büyüdük. Hı-hı. Ondan sonra işte özel ders alırken ben de yanında öğrendim. Hani aslında o da biraz spontan oldu. Özellikle senin mızıka çalışını hayal şeydi, edemiyorum bebeğim. Bir hani Ustura Kemal'de Kalisto diye bir karakter vardı, Rum kadınını oynayacaktım. Fakat sonra işte bir takım şeylerden hani başka bir projeye geçtim. O sebepten dolayı olmamıştı. Orada özellikle oradaki karakterim için... Keşke geçeseydin yanında. Ya ben işte bugün setten geliyorum biliyorsun. Hani evet, çok yoğun. Hatta getirseydin hani... o müzikayı böyle evet, çalarken evet, bizim burada yayın akışı da evet, fade out oldu. Evet, evet olurdu. Bu arada şarkı söylüyormuşsun. Ya şarkı söylüyorum ama tabii profesyonelce değil ama yani hani... Bazı söylemek istediğin bir şarkı ya alabiliriz aslında, böyle mırıldanabilirsin içinden. Yani şöyle, şey çok seviyorum, Balkan müziklerini seviyorum. Hı-hı. Goran Bregovic'in işte özellikle birkaç parçası. Tabii ki günümüz işte bu arada tipik bir number one ve number one Türk izleyicisiyim, yani dinleyicisiyim. Hı hı. Hani benim programlarımı hiç kaçırmıyor. 7/24 evde açık. Yani bu hani senin programlarını zaten kaçırmıyorum ve müzik olarak da hani ben oyuncu olmama rağmen hani çok fazla tamam sinema, bütün sinema kanallarını izliyorum. Dizilerde hani kimler ne yapmış, ne etmiş, hangi yapımlar takip ediyorum ama müzik kanalına, yani number one'a daha çok hani bağlıyım. Hani hı hı, evimde otururken bile sesini kısık bir şekilde, o müzik benim hoşuma gidiyor. Yani buradan bağlayacak olursak bir şarkı patlatacaksın. Uzattın uzattın lütfen, ben o yani beni acaba kandıramazsın. Acaba yetebilir miyim diye yetemezsin düşündüm. Yani öyle fazla öyle olmaz, yetemezsin. Yok sadece o zaman bir şey, bir ufak bir şey. Kuble, genelde bütün sanatçıların kahvesidir. Belki albüm çıkaracak gibisin Derya. So me o me o ro kere na o ro kere na di ve kere na. Devamı var ama uzun. Alkışlıyoruz. Bunu, çok, yani çok, vaktimiz çok, çok, kısıtlı olduğu için sonra hızlanıyor. Tatlı, çok güzel. Sonra hızlanıyor parça. Bu hıdrellez anlamında ederlesi. Bu bir ağıt. Evet. Bunu bir gün özel size söylerim. Bu parça çok benim için anlamlı gerçekten. Hı-hı. Ve çok acıklı bir taraftan. Ama aynı zamanda temposu da yüksek. Ben sadece iki satırını size söyledim. Çok güzel. Vallahi mest olduk. Hoş bile yumuşak da bir sesim var. Bu arada birlikte de oynadığımız bir proje var. Onu da bir beğenelim. İzleyelim bakalım. Hanımlar bütün işleri bitirince ortalığı pırıl pırıl tekrar toplarlar. O zaman... Affedersiniz ama Taarruz Beyciğim, bu kahve nasıl bu hale geldi? Sabahtan beri canımız çıktı vallahi, her yer pislik içindeydi. Biz de ayıp olmasın, yaşlıdır dedik, ses etmedik vallahi. Yaşlı senin babandır zilli. Kız çocuğu boynunu büktü, ben kırdım teyzeciğim dedi. Helal olsun be, hakikaten mert bir kızmış. Ne güzel bir şeymiş ya. Ah keşke bugün hayatta olsalardı. Ben onların ayaklarının tozu olsaydım. Adı Yıldız olan Muazzez artık gerçek bir yıldızdı. Hem de insanların gönlünde sönmeyen bir yıldız. Sevilmek ne güzel bir şey ya. Ya ne kadar çok zorluklar yaşamış değil mi? Evet efendim, Derya Hanım'la ilk birbirimizi görüp de vurulup da vurulduğumuz proje sevgili izleyiciler, evet, çok güzeldi. Sevgili Muazzez Hanım da, evet, Ersoy Hanım da bizle beraber oynamıştı. Evet. Orada tanıştık. Ondan evet, sonra buralara kadar eş geldi. Aşkımız başladı. Değil mi? Bu arada evet, Derya'cığım 3 lisan biliyorsun değil mi? Evet. Yani İngilizcem çok iyi düzeydi. Orta derece Almanca, İspanyolca. İngilizce iyi düzeyde var olduğu için kısa bir arayı birazdan sana sunduracağım. Ay 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 ay. Hiç o testleri gelmez. İspanyolca ay, 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 metin okuyabilirim bak. O
Volkan Bayırgen'de de bir hanımefendi katılmıştı, ismini vermiyorum. Çok iyi İngilizce biliyorum demişti. Okan birkaç soru sormuştu. Ondan sonra ana haberlere çıkmışlardı. Öyle olmayacağız. That's not problem. I can speak perfect. Baby. Peki İspanyolca yap o zaman. Aha bak o da olabilir. Bu arada tabii şaka bir yana istediğin şekilde sunabilirim. İspanyolca'da bak şöyle bir anım var benim Muhteşem Yüzyıl'la alakalı. Bir karakter vardı orada girecekti Esra. Evet. Ve orada bir metin vardı. O metinde bir karakter, İspanyol öğretmen karakter. İşte Me llamo Angela, el turco es melek. Enfedera mucho comio si yo tune en soy turco. Simbila si enfedera mucho si yo tune en soy turco. Anlamadım. Fransız kaldım burada. Ne diyor? İşte. Ben Me llamo Angela, yani benim adım Angela. El Turco, Türkçesi bunun işte melek. Ondan sonra işte bu Cuando tienes sed, tiga cuera su. Cuando tienes sed, yani bu su diyor. İşte bu suyu iç diyor. İşte sümbüla, sümbüla işte bilmem işte kızar falan filan diyor. Böyle bir şeyler. Ondan sonra yani tabii şöyle bir şey var. Hani dil evet çok önemli. Bizler için illa çok çok iyi düzeyde gramerimizin olmasına gerek yok. Çünkü dil de geliştirilebilen. Hani bir oyuncuyuz. Hani bana gelir metin. Eğer o dili hakimsem, en azından gramerini biraz da olsa biliyorsam ben onu oynarım. O rolü oynarım. Hani illa perfect bilmeye gerek yok. Ama ana bir şeyleri bilmek tabii zaten yeterli oluyor. Demek ki yabancı projelerde geldiği tabii zaman ki, tabii. Bunları açıksın. Yani okumam, hani yazmam. Bu arada var mı böyle bir sinema filmi, bir projen, herhangi bir şey, bir hazırlığın varsa 2016 yılı için? Hani yabancı anlamda mı? Yok, yerli olarak. Yeni bir proje var mı yaz ayına? Yani yazı sinema filmleri belli oluyor Planlıyorum. Planlamamda var ama hani şu an tabii bir şey diyemiyorum. Şimdi beklemedeyim. Şimdi o zaman Deryancı İngilizce mi dedi? Şimdi kısa bir aramız var. Deryancı'nın bu testleri hiç yok ya. Ya birazdan yayındayız. Az sonra. One minute later we will begin. Okay, see you. Oh, iyi. Wait for us. Wait for us baby. Haydi bakalım.